Merhaba arkadaşlar. Geçen bölümde array konusunda bir başlangıç yapmıştık. Bu bölümde de yine array'lere devam ediyor olacağız. Gelin bu bölümde bir pazar listesi hazırlayalım. Hatta madem class'larla başladık, class'ları da biliyoruz. Bunu yeni bir class olarak oluşturalım. Default package'e sağ tıklayıp new class'tan geldim. Ve class adı olarak da pazar listesi yazıyorum. Baş harfleri kelimelerin büyük şekilde yazdım standartına uygun olması için. Ve buradan başka bir şeyi seçmiyorum. Main metodu dahil etmeyi seçebilirdim. Fakat bunu seçmedim. Finish diyorum ve Eclipse benim için yazmış olduğum class'ı oluşturuyor. Şimdi pazar listesinde tabii bir array kullanmamız gerekiyor. Çünkü kaç tane olduğunu tam kestiremediğimiz belli sayıda elemanları tutmak istiyoruz. Bir array kullanacağız o halde. Fakat ilk dersimizde gördüğümüz gibi bir integer array'i kullanmak yerine, şu for örnek.java'da yazmıştık bunu. Bu bir integer array'di. Integer array'i kullanmak yerine bu sefer bir string array'i kullanmak isteyeceğiz. Çünkü pazar listesinin elemanları string olacaklar. Birer kelimeden oluşuyorlar. Ve burada liste diyelim. Pazar listesi objesinin içerisinde bir tane stringlerden oluşmuş bir liste olacak. Ve bu bir değişken. Bunu isterseniz içeride değişken olarak belirleyelim. Yani liste adlı bir değişkeni var pazar listesinin ve bu bir string array'i. Bunu belirlemiş olduk. Şimdi pazar listesine bir adet constructor'a ihtiyacımız var. Hatırlarsanız constructor public olmak zorundaydı haliyle çünkü dışarıdaki bir class'ın çağırarak bu constructor'ı çağırarak pazar listesi objesi oluşturması gerekiyor. Ve isim olarak da class adıyla aynı isme sahipti. Pazar listesi diyoruz. Parantezi açtık kapadık. Ve burada da küme parantezlerinin arasında constructor'ın ne yaptığını belirleyeceğiz. Şimdi burada pazar listesi objesini oluştururken bizim aslında almamız gereken bir integer var. Pazar listesinin kaç elemanlı olduğu. Buna eleman sayısı diyelim. Bir integer eleman sayısı alacağız ki constructor'da listeyi kaç elemanlı oluşturacağımıza karar verelim. Burada da yukarıdaki listeyi oluşturacağız. Yani for örneğine .java'ya dönersek burada int a array'ini burada declare etmiştik, tanımlamıştık. Şu şekilde ayırabiliriz. Daha sonra da a array'ini bir integer array'ine new int şeklinde oluşturmuştuk ve burada da array'in sınırını, kaç elemanlık bir array alanı belirleyeceğini belirtmiştik burada. Pazar listesine geri dönecek olursak listeyi bir new string array'ine eşitleyeceğiz ve burada kare parantezlerin arasına eleman sayısını yazacağız. Şimdi Eclipse'de bir tamamlama şeysi var, kısa yolu var. Mesela elem yazdım ben buraya. Kontrol ile birlikte boşluğa basarsanız, gerçi yanlış yazmışım pardon, eleman diye yazıyoruz. Elem yazdım. Kontrol ile birlikte boşluğa bastığım takdirde bana bazı öneriler sunuyor ve en son yazdığım, en son kullandıklarım daha yukarıda oluyor. Bu eleman sayısı. Hani burada kelimeleri tamamlama açısından biraz daha işte kısa yol kullanmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Yeni bir string array'i oluşturmuş olduk pazar listesine. Şimdi pazar listesinin bazı fonksiyonlarını düşünelim. Mesela ne olabilir? Mesela pazar listesine bir şey ekleme olabilir. Hani bu en temel fonksiyonlarından bir tanesi olacak hatta listemizin. Ne olsun? Public, void ekledikten sonra herhangi bir şey döndürmeyeceği için void dedim şimdi. Listeye ekle mesela. Metodun adı listeye ekle olsun. Tabi listeye ne ekleyeceğiz? Bizim bir string array'imiz var. String elemanı ekleyeceğiz listeye de. String eklenecek olan diyelim burada. Ve daha sonrasında küme parantezlerini açtık kapadık. Metodun tanımı burada. Şimdi birazcık düşünecek olursak listeye ekleyeceğiz. Tamam. Liste o halde. Listenin mesela başına ekliyor olsaydık şöyle bir şey diyebilirdik. Listenin sıfırıncı elemanı eklenecek olana eşit.
Peki ya zaten başa eklediysek o zaman birinci elemanı ekleyeceğiz. Ona da eklendiyse ikinciye ekleyeceğiz. Burada fark ettiğiniz gibi elemanı ekleyeceğimiz sıra kesin bir yer değil. Yani eleman eklendikçe artan bir şey var. Demek ki hani pazar listesinde aslında biz listeden başka olarak hani liste dışında bir de yeni eklenecek olan elemanı gösteren, elemanın indeksini gösteren bir değişkene ihtiyacımız var. Hatta bunu biz daha bir işte genellersek eleman sayısı kaç tane eleman olduğunu bilmeliyiz listede. O da bir integer değişken olarak tutabiliriz. Eleman sayısı diyelim. Bir integer değişken eleman sayısı. Tabii constructor'da da bu eleman sayısını eşitlemeyi unutmayacağız. Eleman sayısı liste ilk oluşturulduğu takdirde sıfıra eşit olacak herhangi bir eleman eklenmemiş olduğu için. Listeye bir eleman ekleyeceğimiz zaman hatırlarsanız ki listenin indeksleri, array'in indeksleri sıfırdan başlıyor ve birer birer artarak ilerliyor. Yani her eleman için indeksler 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. O halde listeye bir eleman eklerken, diyelim ki en başta düşünelim, eleman sayısı sıfırken, elemanı eklemek istediğimiz indeks aslında eleman sayısının gösterdiği indeks. Tabii bir eleman eklediğimiz için biz bu işlemden sonra eleman sayısını 1 arttıracağız. Şimdi diyelim ki ilk eklemeyi yaptık, eleman sayısını 1 arttırdık. İkinci ekleme sırasında eleman sayısı şu an 1. Zaten bir eleman var. Yeni eklenecek olduğumuz eleman da bir numaralı indekse gidecek. Yani 0, 1 diye sıralandığı için buradaki ikinci konuma gidecek. Yani bu şekilde bir eleman sayısı belirterek hem yeni gelecek olan elemanların yerini belirliyoruz. Aynı zamanda da listede kaç tane eleman olduğunu bir yandan tutabiliriz. Şimdi burada belki kontrol etmek isteyeceğimiz bir durum, eleman sayısının eleman kapasitesini aşmaması olabilir. Burada aslında birazcık eleman sayısı fazla kullandık. Biz bunu şey diyelim, yukarıdaki pazar listesi constructor'ında yine eleman sayısı dedik, karışacak. Bunu eleman kapasitesi yapalım. Karıştırmayalım. İkisi aynı olunca birazcık karışabilir. Eleman kapasitesi bizim sınırlarımız. Yani eleman kapasitesinden daha yüksek bir indeksimiz yok. Bu sınırı da biz bir değişken olarak tutmak isteyebiliriz. Çünkü listemizin sınırlarının ne zaman aşıldığını bilmek isteriz. Buna da sınır diyelim. Sinir diye yazdık gerçi ama sınırı da bir yandan tutmak için bu bize başta verilen eleman kapasitesine constructor'da eşitleyeceğiz ki hani daha sonra lazım olduğunda kullanabilelim. Yoksa eleman kapasitesi bize bir parametre olarak verilmiş. Burada integer parametre sadece constructor'da kullanabiliyoruz. Eleman kapasitesini bu class'ta farklı yerlerde de kullanmak istiyorsak eğer onu class'ın variable yani değişkenlerinden birine eşitlememiz lazım. O da buradaki sınır olarak belirlediğim değişkene eşitledim eleman kapasitesini. Listeye eklerken yapmak isteyebileceğimiz bir kontrol var. Şimdi bir önceki derste de hatırlarsanız index out of bounds exception almıştık. Yani array'imiz için atanmış sınırların dışında bir yere eleman eklemeye çalışıyorduk. Böyle bir durumun gerçekleşmemesi için burada bir if kontrolü yapabiliriz. Nasıl bir kontrol yapacağız? Şimdi eleman sayısı ile sınırı karşılaştıracağız. Eleman sayısı eğer sınırdan küçükse diyelim, o zaman bu durumda elemanı ekleyebiliriz. Şunları da alalım. Şimdi bunu birazcık düşünelim. Mesela 3 elemanlı bir indeks için sınır 3 olacak. Şöyle yazalım yukarıda şimdilik. Sınırımız 3 olacak. 3 elemanlı bir indeksin indeks numaraları da 0, 1, 2. Yani eleman sayısı 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. Eğer bu şekilde düşünürsek sınır 3 iken eğer 2 eleman sayısı varsa yine ekleyecek. O zaman biz eleman sayısı artı 1 diyelim. Çünkü bir eklendikten sonra sınırı aşmamasını istiyoruz aslında. Bu durumda hani 2 elemanlı bir array için şuradaki işlem eleman sayısı artı 1 yani 2 elemanlı bir array'de eleman sayısı pardon 2 elemanlı dedim yanlış dedim
Şöyle diyecektik. Eleman sayısı 1 olabilir, 2 olabilir veya 3 olabilir diyecektik. Aslında az önceki doğruydu. Eleman sayısı maksimum 3 olduğu zaman yeni bir eleman ekleyemeyeceğiz. Çünkü sınırımız 3. Ama eleman sayısı 2 olduğu zaman yeni bir eleman ekleyebiliriz. Bu durumda da hani bu koşulu sağlıyor. Eğer elemanı eklediysek de eleman sayısını birer arttırdığımız için bu if'i yanlış bir konuma getirecek, bir noktaya ulaşacak eleman ekleme işlemlerimiz bir noktada. Mesela burada aynı zamanda bir else ile eleman ekleyemediğimiz durumda listeye System.out.println'le hata mesajı yazdırabiliriz mesela. Yani bu artık bir program çökmesinden ziyade bizim kullanıcıyı bilinçlendirmek için yazdığımız bir mesaj. Ne diyebiliriz? Boş yer kalmadı diyebiliriz. Şimdi listeye eleman eklemek için böyle bir şey yapıyoruz. Listedeki elemanları yazdırma işlemini de yapalım burada hemen. Onu hatırlarsanız yine public void bir metot yapalım, yaz olsun. Yazdırmak için herhangi bir parametreye ihtiyaç duymuyor program. Nasıl yazdırıyorduk? Hatta for örneğinde de yazdırmıştık. İşte bir while döngüsü kullanabilirdik veya işte daha basit olarak şöyle for döngüsü de kullanabiliriz aslında. Burada sonuçları toplamak için for döngüsünü kullanmıştık. Biz burada yazdırmak için yine for döngüsü kullanalım. Integer i eşittir sıfırdan başlayacak i'ler. İ'ler nereye kadar uzanacak? Sınıra kadar, yani eleman sayısına kadar. Çünkü olan elemanları yazdırmak istiyoruz. Eleman sayısı kaçsa oraya kadar gidiyor olacağız ve i'leri arttırarak gideceğiz bu yolda. Her i için ne yapmak istiyoruz? System.out.print ile şöyle diyelim. System.out.print elendi. Alt alta yazsın elemanları. Çünkü liste, pazar listesini öyle yaparlar genelde. Listenin i'nci elemanını ekrana yazdırsın. Yaz metodu. Ve biz bunu şimdi bir test edelim isterseniz. Test etmek için bir ayrı şeyi kullanalım. Main metodu olan bir kısmı. Mesela for örnek. Burada for örneği de her şey için kullandık neredeyse ama önceki halini silelim. Burada pazar listesi diyeyim ben. Bu bir artık class adı olduğu için bunun objesini oluşturacağız. Objesinin adı da mesela liste olsun hadi. Pazar listesi dedik yine. Constructor'da vermemiz gereken bir parametre var. O da maksimum eleman kapasitesi. Yani bizim pazar listesinde en fazla 5 eleman olacak dedik. Burada böyle bir hata geldi. Pazar listesi int şeklinde bir şey yok dedi. Tabii burada new demeyi unuttuk. O yüzden böyle bir sorunla karşılaştık. New yazmadan bunu for örneğin içerisinde bir metod olarak düşündü. Hatta create metot pazar listesi diye bir seçenek çıktı. Yani buna basarsanız pazar listesi diye bir metot oluşturacak. Öyle bir metot bekliyor çünkü new keyword'ünü unuttuk çünkü new demedikçe bu class'ın objesini oluşturmak için bir çabada bulunmuyor program. Liste diyelim. Şimdi pardon şöyle geri gelelim. Liste nokta hatta burada bazı bize metotları gösterdi. Bu bir obje olduğu için objelere ait metotlar var. Bizim yazdığımız metotlar da en altta yaz ve şuradaki liste ekle metodu. Listeye ekle, listeye eklenecek olan mesela buraya ekmek diyelim. Ve bu metodu kullanarak, listeye ekle metodunu kullanarak işte su diyelim bir de ne olsun, gofret olsun. Bunları ekleyelim bakalım sorun çıkacak mı? Buradan çalıştıracağımız şey for örnek. Sağ tıklayıp mesela buradan run as Java application diyorum. Çalıştırıyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Fakat bize bir input göstermedi. Neden? Çünkü listeyi yazdırmadık. Burada liste yaz metodunu da kullanalım. Az önce yazmış olduğumuz. Şimdi çalıştıralım bakalım. Ekmek, su, gofret şeklinde bize listeyi yazdırdı. Demek ki hani doğru yapmışız. Şimdilik sorun yok. Pazar listesini oluşturmaya başladık. Array'leri kullanarak bu sefer bir string array'inden pazar listesi oluşturuyorduk.
listeye ekleme işlemi yaptık. Listeden çıkarma işlemini de sonraki derslerde yapacağız. Görüşmek üzere.